Allah'ın selamıyla selamlıyor, sevgilerimi sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'in şu gufranla türlenmesinin, rahmetle coşmasının dikkatimizi çektiği bu günlerde Cenab-ı Hakk'a elbette dua dua yalvaracağız. Azimizi, fakrımızı, hiç ender hiç olduğumuzu Rabbi Ecelle Ala'ya tazarru içerisinde arz edeceğiz. Dualarımızın kabul olmasını arzularız. Cenab-ı Hak da zaten samimiyetle yapılan hiçbir duayı reddetmez. Dua edin ki duanıza icabet edeyim buyuruyor. Hatta daha başka bir yerde bizi kerim olarak yaratmasına rağmen dua etmezseniz ne ehemmiyetiniz var? قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَائِكُمْ. Dua etmezseniz ne değeriniz var ifadesiyle duanın önemine, faziletine ve dua için yaratıldığımıza dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin duaları bizim için önemli. O dualarla Allah'a dua yapmak. İki sohbette Hazreti Nuh'un Kur'an'da geçen dualarından bazılarını aktardım. Bugün de Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Mecmuatul Ashab'ında kaydettiği, belli ki hadis kaynaklarından iktibas ettiği Hazreti Nuh'un tesbihatı üstünde kısaca durmak istiyorum. Bunları ezberleyecek. İnşallah bu inançla Rab Ecelle Ala'ya teveccühte bulunacağız. Baştan kısaca şuna tekraren dikkat çekmeliyim ki dualarımızın kabul olabilmesi için Allah'ı hamd ile tesbih etmek, Allah'ı isimleriyle yad etmek, o isimleri, o sıfatlarını Allah ismi zatıyla beraber Hazreti Allah'a tazarru ve niyaz içerisinde sunmak, tazarru ve niyaz içerisinde arz etmek ve böylece dualarımızın kabul olacağına inanmak. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de bir münacat risalesi var, 3. şua. Bugünlerde ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Zira orada her paragrafın başında Allah'ı farklı isimleriyle yad edip o isimlerin hürmetine ya Rab der mahiyette, manada Cenab-ı Hakk'a öyle teveccüh ediyor, öyle dehalet ediyor ki baktığınız zaman sizler de o deryanın ne kadar derin olduğunu fark edebileceksiniz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın münacatı veya tesbihatı şöyle: Subhanel ganiyyil hamid, Subhanel halikil beri, Subhanel hasenil cemil, Subhanel raufur rahim. Doğrudan doğruya Allah'ı değişik isimleriyle tesbih eden, Allah'ı yad eden ve onlara sığınan, sığınmaya davet eden bir duadır. Subhanel ganiyyil hamid, Subhan ismiyle başlamak. Bizler de namaza Allahu Ekber ile başlar ama namazın içinde Sübhaneke Allahümme diyerek Sübhan ismiyle başlarız. Rükuda Sübhan der, Sübhan Rabbiyel Azim deriz. Secdede Sübhan der, Sübhan Rabbiyel Ala deriz. Namazlardan sonra 33'er defa önce 33 defa Sübhanallah deriz. Sübhan ey Allah'ım sen noksanlıklardan, kusurlardan, eksikliklerden münezzehsin, müberrasın, muallasın, musaffasın manasında. Hazreti Nuh Sübhanel ganiyyil hamid diyor. Hiç kimseye muhtaç olmayan, el gani, hiç kimseye muhtaç olmayansın Allah'ım sen. Noksanlıklardan seni tenzih ederim ve elhamidsin sen, biricik hamdlerin merciisin. Senden başkasına hamd edilmez, senden başkasına hamd edilmez ya Rabbi.
El Ganiyyül Hamid, ne müthiş. Sadece ve sadece kendisine hamd edilen, kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, muhtaç olmayan bir manasıyla Samet manasında Hazreti Allah'a teveccühü, Allah'ı methü sena ederek La uhfi senaen aleyk. Efendimiz Aleyhisselam da Allah'ı sena ediyor, ediyor, met ediyor, ediyor da yine de sena etmediğinin azzi içerisinde ey Allah'ım sen kendini hangi şekilde sena ettiysen ben de öyle sena ederim. Hazreti Nuh Aleyhisselam burada Sübhanel Ganiyyil Hamid ile başlayarak çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Sübhanel Halikil Beri'i, yani icraatı ve tecellileriyle hep müstesna güzellikler sergileyen demektir. Müstesna güzellikler yaratan demektir. Yarattıklarının taklidi yapılamaz, benzeri yaratılamaz, eşi menende olamaz. Bütün yarattıkları aynı zamanda çok güzel. Onlar da kusursuz, Allah'ın kemali mutlakına delalet eder. O manada Allah'ı tesbih ediyor. Sübhanel Halikil Beri'i. Sübhanel Hasenil Cemil. Aynı icraatı içerisinde Allah'ın daima güzellikler sergilediğini, en güzel şeyleri El Cemil ismiyle de nasıl yarattığını anlatıyor. İnnallâhe cemîlün yuhibbul cemal hadisi. Allah güzeldir. Allah güzeli sever. Allah'ın yarattıkları her şey ya bizzat güzel ya da neticeleri itibariyle güzel ve sonunda da diyor ki Sübhaner Raufur Rahim. Sen Allah'ın bütün noksanlıklardan münezzehsin, münezzehsin ki merhameti, şefkati bol Rabbimsin. Sen her türlü noksanlıklardan münezzehsin, müberra ve muallasın diyor. Burada Allah'ın şefkatine ve merhametine, raufiyetine ve rahimiyetine bir rahmaniyeti ve rahimiyeti var. Bir de raufiyeti ve rahimiyeti vardır. Tövbe suresinin sondan bir önceki 128. ayetinde Cenab-ı Hak rauf ve rahimiyetine Efendimiz'e izafe etmiş. Bil müminina raufur rahim. Rauf adeta şefkatli, rakikül kalp, çok ince kalbi olan, hassas demek. Rahim de şefkati ve merhametiyle bütün insanlara karşı, merhamet de çok hassas. Bütün varlıklara, bütün kainata karşı şefkatte ve merhamette çok hassas ve derin. İşte ey Allah'ım sen noksanlıklardan münezzehsin, müberrasın diyerek bu cami ifadelerle Allah'ı tesbih etmiştir. Aslında bu Allah'ın gani ismine sığınmaktır. Fakriyle gani ismine sığınmaktır. Ve insan abdiyeti de Allah'ın Hamid ismine sığınır. Onun Hamid ismine sığınmaktır. Mahluk olan bizler Cenab-ı Hakk'ın Halık ismine sığınırız. Ve aciz olan, çirkinlikleri üstünde taşıyan bizler Allah'ın Cemil ismine sığınırız. Şefkate ve merhamete muhtaç olan bizler de yine Allah'ın raufiyetine ve rahimiyetine sığınır, iltica ederiz. Aslında burada vaktim olsa Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de Veysel Karani Hazretlerinin dediği gibi onun o mübarek eliyle Rabbin rahmet kapısına müracaat ediyorum dediği Veysel Karani Hazretlerinin kendisini Allah'ın bazı isimlerine aziyle izafe ederek yaptığı münacat vardır. Ya ilahi entel halik ve enel mahluk.
Enter Rezzak ve Enel Merzuk ila ahir. Orasını bulup 32. sözün son tarafında var. El Kulubu Tariada var. Haddimizi bilerek, azimizi, fakrımızı itiraf ederek, hiç ender, hiç olduğumuzun şuuruyla yaşayarak, gani-i mutlak olan ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olan Hazreti Allah'a teveccüh etmek. Hazreti Nuh'un münacatları içerisinde Allah'a münacatta bulunmak, niyazda bulunmak bu Ramazan-ı Şerif'i en iyi değerlendirmeye vesile olacak hususlardır. Cenab-ı Hak değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Sevgilerimi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.